Tekrar stüdyomuzdayız değerli seyirciler. 29 Ekim 4 Kasım arası Kızılay haftası ve Kızılay bu haftada farkındalık yaratacak etkinliklere imza atıyor, atmaya devam edecek ve bu yılda yüz binlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor Kızılay. Aynı zamanda dünyanın birçok yerinde yaşanan saldırılarda yaralanan insanlara ulaşıyor, el uzatıyor Kızılay. Hatta Batı'nın sessiz kaldığı birçok ülkeye de gidiyor. Yine oradaki insanlara yardımları da devam ediyor, edecek de. Gerçekten güzel işler yapıyor Kızılay ve bugün biz de faaliyetlerini konuşacağız. Bu haftada neler yapılacak, haftanın amacı nedir hepsini değerlendireceğiz. Konuğumuz Türk Kızılay Eğitim Müdürü Elif Taşkın. Eğer fikir, soru, mesaj varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan bekliyoruz. Sayın Taşkın hoş geldiniz. Hoş bulduk Nebi Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz çok inşallah. Çok teşekkürler. İyiyiz, yayınlara evet, devam ediyoruz. Türk Kızılay'ından, çok sağ olun. Türk Kızılay'ın faaliyetlerinden başlamak istiyorum. Sonrasında haftaya geçeceğim yapılacaklardan. Ama dönüyoruz. Konuğumuz Türk Kızılay'ı Eğitim Müdürü Elif Taşkın değerli seyirciler. Tam sohbetimize başlarken Süleyman Soylu'nun açıklamasına döndük. Kalan dakikamızda vaktimiz yetmeyecek ama konuşmaya çalışacağız. Sayın Taşkın tekrar hoş geldiniz diyelim. Evet, tekrar hoş bulduk. O zaman bu haftadan başlayalım mı? 29 evet. Ekim 4 Kasım farkındalık haftası. Neden bu hafta var, neler yapacaksınız? Evet, Kızılay haftası tüm okullarda bu yıl hedefimiz 1,5 milyon çocuğa Kızılay'la ilgili farkındalık çalışmaları yürütmek. Kızılay'ın yaptığı çalışmaları ulusal uluslararası düzeyde gerek insani yardım, gerek kan hizmetleri, gerek afet, gerek gençlik, gerekse eğitim çalışmaları kapsamında neler yapıyoruz? Böyle bir set hazırladık. Tüm okullarımıza bu seti Kızılay şubelerimiz aracılığıyla ulaştıracağız. Hı hı. Özellikle çocuklar için hazırlamış olduğumuz çizgi film animasyonlar ve kitaplarımız var, yayınlarımız var Kızılay'ı anlatan. Bu yıl Kızılay'ın kuruluşunun 150. yıl dönümünü kutluyoruz. 11 Haziran 1868'den bu yana Kızılay yaklaşık olarak 147 ülkeye insani yardım ulaştırmış ve ülkemizde de 81 ilimizde şimdiye kadar görülmüş olan tüm savaş, salgın hastalık, afetlerde hizmetlerini yürütmeye devam ediyor. Özellikle bu yıl 150. yıl olması sebebiyle çocuklarda kızılaycılık kültürünün yaygınlaştırılması amacı aslında buradaki Ankara ilimizdeki tüm okullarımızı Etimesgut'taki yerleşkemize bekliyoruz. Hı hı. Orada bir deprem simülasyon tırımız olacak. Onun dışında kızlarla ilgili farkındalık çalışmalarını anlatacak bir ekranımız, dev ekranımız olacak. Afet operasyon merkezimizi ve çadır üretim merkezimizi gezdireceğiz. Bir de çok büyük bir arşivimiz var. O da Etimesgut'ta. Evet, o da Etimesgut'ta. 1910 yılından bu yana tüm evraklarımızın, savaş esir kartlarımızın saklanmış olduğu, muhafaza edildiği çok kıymetli belgelerin olduğu arşivimiz var. Fotoğraflar var mı? Fotoğraflar da var. Çok ayrıca güzel. Bir resim sergisi de olacak çocuklar için. Bir de çocuk gözüyle Kızılay çok farklı. Yani bu hilalin gücü çocukların da beynine yerleşmeye çok müsait ve gerek işte insani yardım, o yardımlaşma duygusunu çocuklar çok kısa sürede örgütlüyorlar kendi aralarında. Geçmişte işte kumbara dağıtımı yapmıştık. Kendileri arkadaşlarına para biriktirip okul yaptırmışlardı. Bunun gibi çok farklı projeler de yürütüyoruz. Çünkü 18 milyon öğrencimiz var Türkiye'de. Bunlar geleceğin Kızılay gönüllüleri olacak. Belki Kızılay başkanı olacak, belki Kızılay'ın yöneticisi olacak. Ya da bir vali bey olacak, kaymakam hanım olacak. O yüzden şimdiden aslında Kızılay'ın o insani yardım gücünü, insanın onurunu koruyarak vermiş olduğu hizmeti çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Bu haftada da yoğun bir şekilde tüm Türkiye'de 81 ilde Kızılay şubelerimiz ve Kızılay temsilciliklerimiz aracılığıyla eğitim çalışmalarımız devam edecek. Kutuyu sorsam? Tabii ki. Ne var içerisinde? Kutumuzda bir Kızılay yeleğimiz var paketin içerisinde. Çocuklar için hazırlamış olduğumuz hikaye kitapları ve bir İyilik Ajandam adlı bir ajandamız var. Burada her çocuğun her gün bir iyilik fikriyle ne yapabilir onu içeren... Bakabilir miyim? Tabii ki güzel fikirler var. Bir flash diskimiz var. Onda tüm Kızılay'ın yayınları, animasyonları hem öğretmenlerin kullanabileceği hem de yine Kızılay şubelerimizin kullanabileceği bir flash diskimiz var. Hı hı. İyiliğin Gücü adlı bir hikaye kitabımız var.
Bu hikaye kitabımız iyilik neden önemlidir? Çocuklara bunu anlatıyor. Çocuklar gerçekten iyilik yapınca çok mutlu oluyorlar. Yardımlaşmayı kendi aralarında çok verimli bir şekilde yaygınlaştırıyorlar. Onun dışında burada masamızda bulunan Kızılay ve Türk bayrağımız var tüm okullarda. İlk yardım cep kitabımız var. Okul kazaları, okullarda yaşanan yaralanmaları önlemek amacıyla yine bu hafta boyunca çocuklara yine ilk yardım öğreteceğiz. Şuraya gösterir miyiz? Tabii ki. Tamam. Burada da özellikle yine flash diskte çocuklar için ilk yardım animasyonları var. Burunları kanadığında, düştüklerinde ya da kan şekeri düştüklerinde ne yapmaları gerekiyor? O animasyonlar anlatıyor. Bir tane bilekliğimiz var. Türk Kızılay'ı. Evet, yine ifade eden. Bir şey var, gençlerin ve çocukların çok sevdiği buff. Boyunluk ya da bilekliklerine takarak bunu gençler çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Bunun gibi bir de normal not defteri ve kalemimiz var. Çok güzel. Evet. Kutunun kendi de güzel zaten, iyi çekici. Şu ajanda benim dikkatimi çekti. Mesela bir kitabın sesi ol. Okumak ne büyük nimet ve ne büyük ihtiyaç. Bu ihtiyacı diledikleri gibi gideremeyen görme engelli kardeşlerimiz için bir kitabın sesi olmaya var mısın? İyilik kulübü olarak bir kitap seç. Her biriniz birkaç sayfa okuyarak seslendirin. Ve ses kaydını CD'lere aktarın. Yaşadığınız yerde görme engellilerle ilgili bir dernek varsa o derneğe ulaştırın demişsiniz. Haftalar yazıyor. Beyaz Baston, Görme Engeller Haftası, evet. İşte Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yazar seç ve onun kitaplarının hepsini okumaya çalış. Güzel örnekleriniz var. Biraz siz bahseder misiniz bundan? Evet, evet. Özellikle bu teknoloji bağımlılığından biraz çocukları uzak tutmak için aslında çok etkileşimli. Her gün bir iyilik fikriyle işte görme engellilerden tutun tüm mahallesindeki tekerlekli sandalye ihtiyacı olan çocuğun belirlenmesi ve bunun ihtiyacının ulaştırılmasına kadar çok farklı fikirler var o kitapta. Biraz teknolojiden uzaklaştırıp tablet kullanımını evet. ya da evet çok güzel işte telefon kullanımını bırakıp annesiyle, babasıyla, yakınlarıyla, arkadaşlarıyla daha güzel vakit geçirip güzel iyilik fikirlerinin gerçekleşmesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Bunları da tabii öğretmenlerimiz uygularsa inşallah okullarda çok güzel bir engelli kardeşimizin, bir işte yardıma ihtiyacı olan ihtiyaç sahibinin ihtiyaçları giderilecek. Güzel bence fikirler, güzel iyilikler getirecek bu çok, hafta. Çok güzel. Mesela askıda yemek var. Son yıllarda birçok yerde görüyoruz askıda evet, yemek, askıda evet. bilet. Siz de böyle bir tavsiyede bulmuşsunuz. Biriktirdiğiniz paradan da panonun bir köşesine tutuşturun demişsiniz. Bir pano alın, renkli iğneler takın. Sonrasında lokantaya giderek evet. panoyu teslim edin demişsiniz. Gerçekten çok güzel, anlamlı. Sayın Taşkın, şimdi 2 dakikamız kaldı. Bitirmek zorundayız. Aslında soracağım çok şey vardı. Evet. Bu vesileyle tüm materyallerimizin, yayınlarımızın hepsi Kızılay'ın web sayfasında var. Kızılay.org.tr'den erişebilirler. Ya da en yakın Kızılay Şubesi'ne başvurup bunları temin edebilirler. Tekrar ben Kızılay Haftamızın hayırlı uğurlu olmasını ve tüm çocuklarımıza güzel iyilik fikirlerinin güzel iyiliklerle sonlandırmasını diliyorum. Tabii yayınımız kısa oldu ama inşallah en kısa zamanda tekrar. Evet, onu söyleyeceğim. Kısa oldu. Soracağım çok şey vardı. Konuşacak çok şey vardı. Çünkü çıkarsız bir oluşum, gönüllü bir oluşum ve gerçekten çok iyi çalışmalar, çok güzel anlamlı çalışmalar var. Hepsini konuşmak istiyorum. Ben sizi tekrar konuk etmek istiyorum. Tamam, şimdilik teşekkürler. Kısa olsun sohbetimiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza ben ağzınıza sağlık. Ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sayın seyirciler, devam edeceğiz. Sohbetimiz kısa oldu ama telafisini yapacağız en yakın zamanda. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizler yarın sabah saat 7'de yine burada olacağız. Temennimiz güzel bir sabah uyanmak. Hoşçakalın.